Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuzda hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz geç olacak bu video ama mecburuz arkadaşlar. Bunun sebebi ben değilim ama onu söyleyeyim. Ee, malum olaylar diyelim. Malum süreç diyelim. Şimdi bilgisayara baştan formatı attık. Bazı şeyleri değiştirdik. Şöyle beyaz dengesi. Beyaz dengesini elleyemedik. Gamma'yı netliği arttıralım şöyle. Biraz daha kaliteli bir görüntü oldu inşallah. Şimdi kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz dünden beri internetlerde bazı sıkıntı vardı. O yüzden biraz geç çekiyorum videoyu. Benden kaynaklı değil. Onu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi Jose Mourinho'dan yorumculara olay gönderme diye başlayacağım. Ama hızlı bir şekilde devam edeceğim. Çünkü çok fazla konu var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Manchester United maç öncesinde Jose Mourinho Enteresan enteresan açıklamalarda demeçlerde bulundu. Ben buna dair küçük bir video attım. Shorts bir video kanalımızda mevcut. Kısa kısa listesinin başında. Hani Manchester'ın başındayken Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybettik. Hani Fenerbahçe de Manchester Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm diyor. O kaybettiğimiz maçta Musa Sova harika gol atmıştı. O maçı kazanmayı Fenerbahçe hak etmişti diyor. Hani diye. Hani nasıl bir formasyona çıkacak? Osterwalden'i yerine kimi oynatacak? Bu da ayrı bir konu. Aslına bakarsanız uzun uzadıya ben Mourinho'nun konuşmalarını aldım ama yine de kısa kısa geçeyim. Yayıncı kuruluşa tepkide bulunuyor. Diyor ki Samsun Spor maçına dair İrfan Can Kahveci'ye yapılan faul ile ilgili de konuşuyor. Önemli pozisyondan tekrarını gösterin diyor. Benden size rica ediyor. Yayıncı kuruluşa söyleyeyim. Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonunu 12 kere göstermesinler. Son dakikadaki faulün tekrarını göstersinler. Ortada bir sistem varsa medya bunun dışında kalmalı ve herkese adil olmalı diyor. Ki maçtan sonra da bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman iptal edilecek mi edilemeyecek mi diyor. De edilecek. O da ayrı bir olay. Şimanski sahaya kazanmak için çıkardı dedi ama Şimanski'nin bazı sözleri de tepki topladı. Mesela ben işte kimseyi takmıyorum falan filan diye. Ya kazanmak için sahaya çıkacağız Futbolcuların hayatında gol atamadığı ya da atmadığı dönemler olur. <laughs> ya da attığı dönemler. Milli takımda goller attım. Bu durum teknik direktörden kaynaklı değil. Benim için gol atmak ya da atmak önemli, önemli takımın kazanması. Geçen seneden farklı bir şey yapmıyorum. Yine elimden geleni yapıyorum diyor. Ben Şimanski'yi e, hani ikinci devre Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a düşüş yaşadığını söylüyorum. Bazıları da İsmail Kartal'a tapan arkadaşlarımız diyorlar öyle bir şey yok diye. Şimanski'nin performansı ne zamandan beri düşükmüş baksınlar. Belki tapmayı bırakıp ha hocam hakikaten senin hani kötü niyetli söylememişsin. Şimdi anladık diyebilirler. Tabii ki Manchester'ı yenmek istiyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Geçen sezon başında gol ve asist anlamında harikaydım. Şu anda milli takımda da bunlara devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ama gol anlamında şanssızlık yaşıyorum. Etrafımdaki insanlar performansıma memnun olsun yeter. Dışarıdakilerin ne dediği umurumda değil diyor. Taraftar da diyor ki arkadaş sen ne demek istiyorsun ya? Ne demek istiyorsun diyor. Yani ne demek başkaları memnun olmasın yeter diyor. Memnun olacaksın diyor. Yani biz memnun olacağız. Sen bizi dış kapının dış mandalı gibi e, konuşup belirtemezsin diyorlar. Haklılar mı haksızlar mı onu size bırakıyorum. Yani siz söyleyin arkadaşlar. Haklı mı haksız mı? Şimdi Antony. Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Antony. Mourinho efsane Fenerbahçe muhteşem falan demiş. E, ya bu bizim transfer adayımız onu söyleyeyim. Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Hedeflerimizi biliyoruz. Sadece Avrupa Ligi değil diğer kulvarlarda da büyük hedeflerimiz var falan filan diyor. Manchester United büyük kulüp. Ee, Fenerbahçe maçına odaklamaya çalışırsak konsantre olursak fark yiyebiliriz diyor. İnşallah. Eski takım arkadaşı Fred ilgili bir soru geliyor. Diyor ki Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Onunla maçtan önce sohbet edeceğim. Ayrıca Dusan Tadiş'te de konuşacağım diyor. Bakın. Hani biz çoğumuz bu detayları atlıyoruz da. Fred ve Tadiş muhteşem oyunculardır diyor. Mourinho kesinlikle efsanevi bir teknik direktör. Çok büyük saygı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe'de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalıyız ve bu maçta mutlaka fark yemeliyiz. Sonra Fenerbahçe beni transfer etmeli diyor. Şimdi Osterwolde demişken unutmadan söyleyeyim. Jose Mourinho Osterwolde ile ilgili de basın toplantısında bir açıklamada bulundu. <laughs> hani aslında hani Manchester Fenerbahçe'den çekinmeli mi diyor? Aslında Fenerbahçe'den çekinmemeli diyor. Hani korkması gereken bir sebep görmüyorum. Hani ama kolay maç olmayacak diyor. Doğruyu söylüyor. Hani onlar West Ham United için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım diyor. Ee, sezon başı yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe geçen sezona göre yavaş oynuyor dediklerinde sizin düşünceniz saygı duyuyorum diyor. Hani Manchester United'da sizden sonra ne oldu diyor. Bunu düşünmek için bir dakikan bile vermedim diyor. Bunu geçiniz. Manchester Tottenham bence favori diyor UEFA Avrupa Ligi'nde. Doğruları söylüyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe favori diyorsanız yani kafanız çalışmıyordur ya. Gerçekten çalışmıyordur. Süper Lig'de favori kim diyorsun? Galatasaray diyorsun. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe favori diyorsan kafan çalışmıyordur. Ha, umut fakirin ekmeği. Hayal kurabilirsin. Lafım yok ama. Gece, hani maçta sol bekte kim oynayacak diyor. Uzmanlar her şeyin çözümü var. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Şimanski sol bek olabilir dedim demişse kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Belirtmiş olduğum gibi gol de atamıyor demiş. Valla ben ben Mourinho'nun yerinde olsam sol Şimanski'yi oynatırım. Ciddi söylüyorum oynatırım ya. Savunma katkısı yüksek bir isim. Topla haşır neşirliği yüksek bir isim. Topla iyi çıkabilen bir isim. Rakibi kovalayabilen bir isim. Valla ben olsam Şimanski'yi oynatırım. Neyse onlara karşı bir duygum yok diyor. Arada bir boşluk var, fark var diyor. Mourinho, şi, e, Oster e ilgili Mayıs ayı başında 1-2 maç Oynamak için dönerse sürpriz olur. Yoksa sezonu kapattı diyor. Yani Manchester United Fenerbahçe maçı öncesindeki eksiklikler arkadaşlar. Tıpkı medyanın dediği gibi bu sefer yanlış değil. Bruno Fernandes kartek cezası. Maguire, Malaysia, Lukashov, Lukashov, Leni Yoro, Kobi Mainio ve Mason Mount. Yani baktığınız zaman sol bekleri falan yok adamların ve böyle bir kadroyla çıkacaklar. Ama Mourinho diyor ki Manchester'a karşı 11-11 kazanamayız. 35 kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var. Şimdi bu cümle çok güzel bir cümle. Ben buradan ne anladım biliyor musunuz? Mourinho yönetimle tartışmalı ama taraftarla değil. Mourinho yönetimle tartışmış ama diyor ki taraftara siz benim arkamda durun. E siz bana destek olun diyor. Bakın heyecanını yitiren bir an önce gitmek isteyen bir profil görüyorum ben Mourinho ile ilgili. Ne derseniz deyin. Ancak basın, medya, basın mensupları böyle alaycı dalga geçer gibi köşeye sıkıştırma niyeti sözleri söylemlerine hani bu soruları böyle söylediğim müddetçe bu adamı gaza getirecekler. Bak demedi demeyin. Yani umduğum bu düşündüğüm bu. Ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun da gerisi mühim değil. Bak ben sadece olanı biteni seyrediyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi biz iyi bir hoca getirdik. Yani çok iyi bir hoca getirdik geçmişinde mükemmel CV'si olan bir hoca getirdik. Yani düşünsenize şirket yönetiyorsunuz. Adamın biri gelmiş yazıyor işte Amerika'da diyor NASA'da çalıştım işte Türkiye'ye geldim Koç Holding'in CEO'su dedi ki işte seni başka yere bırakmayız falan filan dedi. Ulan ne kadar güzel bir CV dersin. Adamı alırsın. Ama burada işler değişik. TFF Başkanı Cefer'in Ali Koç bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu. UEFA Başkanı Alexander Cefer'in ve Türkiye Süper Lig Profesyonel Kulüpler Futbol yani Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı yani Kulüpler Birliği Vakfı diyelim. Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç İstanbul'da yemek organizasyonunda bir araya gelmişler. Cağ kebabı yemişler. E, işkembe çorbası içmişler. Hesabı da birisi ödemiş. Mourinho'na da kızıyor. Gelin olması diyor yatak odamda benimle birlikte yatın diyor otelde diyor. Neyse bu görüşmeler inşallah işe yaramıştır. Ben bunun da detayını geçiyorum. Erik Ten Hag, Jose Mourinho başaracaktır diyor. Ulan neyi başaracaktır? Şimdi maç öncesinde o da açıklamalarda bulunuyor. Bazı sakatlarımız var ama elimizdeki oyuncular yeterli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor. 35 bin taraftar karşısında böyle bir teste hazır mısın diyor. E, ne testi? Hamilelik testi mi diyor Erik Ten Hag'da. Yapmamız gerekeni biliyoruz. Mourinho başaracaktır. Ben burayı merak ettim. Mourinho çok fazla kupa kazandı. Fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Önemli olan yıl sonunda nereye geldiniz? Ben Mourinho'nun Fenerbahçe'ye en iyi performansını ulaştıracağına inanıyorum. Diyor. İnşallah. Bu arada Fenerbahçe Opet deplasmanda az farkla galip. Şimdi Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında C grubunda deplasmanda Polonya'nın KGHM takımını 90-88 yenmiş. Yani Kadıköy Sokağı'nın Kadıköy Sokağı görüp hala Mustafa Hoca'yı takibi almayanları yenmiş. Neyse en azından kazanmışız ama kısa bir şeyle. Dün terör saldırısı gerçekleşti ve Süper Lig kulüplerinden terör saldırısına kınamalar geldi. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısını maalesef yani şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpte baş sağlığı dedi. Fenerbahçe'miz de başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Ankara Kahraman Kazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısına şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılarımıza acil şifalar dileriz dedi. Tabii ki de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi bütün kulüpler şey yaptılar. Ee, baş dedi dedi. ama hani... Konunun dışına sapmamak adına söylüyorum. Benim en üzüldüğüm konu ne oldu biliyor musunuz? Tabii ki de şehitlere üzüldük. Tabii ki de e, zorumuza gitti. Ama daha da zoruma giden bugün öğrendim. E, bir hanımefendi varmış şehit olanlardan birisi. Eşi çiçek göndermiş. O çiçeği almaya inmiş. Orada anne hani şey yapmış. Şehit olmuş. Bu çok zoruma gitti. Ya hani Ben de arada sırada 70-80 yılda bir eşime çiçek alan bir insan olduğum için... Yani Ayrı bir zoruma gitti. Allah Türk halkının, Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah arkadaşlar bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Yapan, parmağı geçen, emeği geçen, desteği olan herkesi de Allah bildiği gibi yapsın. Başka çok ağır şeyler söylemek isterim ama söylemeyeceğim. Ben bana yakıştığı şekilde tepkimi koydum. İnşallah herkes kendine yakışanı yapar. Makam sahipleri, mevki sahipleri de kendilerine uygun olan yaparlar arkadaşlar şey de söyleyeyim bilgisayara bazı e, format attım uğraştım ettim İnşallah sorunu çözdük onu da belirteyim başka e, bu da dursun başka da şeyleri konuşacağım Birkaç husus var arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de de Becao sarı kart cezasında bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarı kart yerse önümüzdeki maç olan Alkmaar deplasmanı da forma giyemeyecek. Yalnız çok da mühim olduğunu düşünmüyorum bu olayın. Çünkü savunmamızda en azından isimler mevcut. MHK 9. neyse bunu sonra konuşalım. Diğer videoda konuşalım. E, şeyi konuyu dağıtmayalım. Şimdi Fenerbahçe Manchester United maçında tribünde olacak büyük Fenerbahçe taraftarına duyuru. Bir, UEFA Fenerbahçe'mize Kadıköy'de Lille oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı ertelemeli tribün kapatma cezası verdi. Son dakika Fenerbahçe'ye şok uyarı UEFA'dan atılma ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar bakın. Yabancı maddelerden dolayı ertelemeli tribün kapatma cezası aldık. Manchester United maçında sahaya herhangi bir yabancı madde atılırsa Atletico Bilbao maçında bu iş işleme alınacak. Ancak olaylar büyürse Fenerbahçe'nin UEFA'dan atılması gündemde. Bilginiz olsun o Cefer'in Mefer'in boşuna uyarmadı. Yani Fenerbahçe düşmanıysanız Karaktersiz, haysiyetsiz, onursuz bir asalaksanız Fenerbahçe'ye kötülük yapmak istiyorum diyorsanız istediğinizi atın. Ama onun dışında sakın ha! Sakın! Ya arkadaşlar lütfen tribündeki arkadaşlar, tribüne gidecek arkadaşlar dikkat edin. Ya böyle futbol teröristleri yüzünden Fenerbahçe'mizi Avrupa'da rezil etmeyin. Bakın arkadaşlar bu çok sık tekrarlandı. Ha bana göre e, Lille maçında taraftarların bir suçu var mıydı? Size bırakıyorum. Yani çünkü orada yapılan muamele vesaire. Lil demişken arkadaşlar Lil Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi puan durumu Lil. Ben çok merak ettim. İki galibiyet, bir mağlubiyetleri var. Sanırım e, Lil kimi yendi? Dün yine bir Atletico Madrid'e deplasmanda yenmiş. Bir de Real Madrid'i mi yendiler? Sanırım Real Madrid'i yendiler. Ya dolu dizgin gidiyor adamlar. Bizim elendiğimiz değil. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de Galatasaray'ın elendiği Young Boys var. 3 maçta 0 çekmiş. şekilde devam ediyor. Slovan Bratislava var Allah'tan da. Averaj olarak 36. sırada onlar. 35'te de Young Boys devam ediyor. Aklıma takılmışken onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de akşam ciddi sürprizler var. İlk 11'de ciddi sürprizler var. Bakınız. Fenerbahçe'de İlk 11'de ciddi sürprizler var. Mesela ciddi sürpriz nedir biliyor musunuz? Hiçbirinizin beklemediği şeyler. Muhtemel 11'imiz. Bakın muhtemel 11. Sevgili Sercan Hamzoğlu paylaşmış. Livakovic, Osayi, Ciku, Çağlar, Mert Müldür, Amrabat, Fred, sağda Tadiç. 10 numarada Şimanski solda Maxime. Forvette en nesiri şeklinde. Bence 5 tane sürpriz var. Fakat bu isimlerden biri yanlış belirtiliyor. Yani sevgili Sercan Hamzoğlu bu isimlerden birini bilerek yanlış söyledi. Bakın bu isimlerden birisi. Ama hocam işte e, sen söyle şöyle yap böyle. Ben hiçbir şey söylemem arkadaşlar. Ben bilgim yok. <laughs> Tahminim öyle. Eee. Düşüncem bu şekilde. Fikrim bu şekilde. Ha derseniz Mustafa Hocam sence kim kim olmalı? Bana sorsanız Livakovic'i kaleye koyarım. O sağ beke. Bekao Cikuyu stoper ikilisine koyarım. Sol beke Şimanski'yi koyarım. Hadi lan oradan dediğinizi duyar gibiyim. İster hadi lan oradan deyin. Hadi kız oradan deyin. 6 tane kritik maçın var. O 6 maçı Mert Müldür'le seni hoşaf ederler. Mert Müldür sol bek oynayacağına Şimansık oynasın bak. Geriye adam kaçırmaz. Rakibini iyi savunur. Ama Amrabat oynatacağını düşünüyorum ben orada. Çünkü Amrabat'ın sol bek tecrübesi var. Mert Müldür oynarsa maç öncesi buralar yangın yeri olur. Eyvah eyvah. Bu niye oynuyor? şunu niye oynuyor diye ben söyleyeyim. Maç öncesi canlı yayında da buluşuruz arkadaşlar. İnşallah Allah'tan var gelmesi saat 21 gibi. Ama ben Mourinho'nun Amrabat oynatacağı görüşündeyim. Sol bekte. Orta sahada İsmail Fred Tadic ya da İsmail Fred Şimanski. Bence Tadic'i dinlendirecek bu maçta. İsmail Fred Şimanski. Sağda İrfan Can Kahveci. Solda maksimum Forvet'e en nesili çıkacağını tahmin ediyorum. Ya benim tahminim de bu şekilde. Ama sürprizler mevcut. Ya sakın Mert Müldür'ü sol bekle oynatmak hatasına düşmeyelim. Sakın böyle bir hataya düşmeyelim. Bak yalama oluruz. Yalama oluruz. Her şey iyi gidiyorken yalama oluruz bak yapmayın etmeyin İnşallah yani birileri beni dinler ee, bu şekilde olur yani inşallah arkadaşlar bu şekilde olur da birileri beni dinler bu şekilde bir olay gerçekleşir yoksa sıkıntı ha Hocam çok mu önemli çok önemli arkadaşlar. Hocam bırak ya Fenerbahçe yenilsin de Mourinho gitsin şöyle olsun böyle olsun. Arkadaş ben Fenerbahçe'liyim. Ben Fenerbahçe hocasını değiştirecekse de yenerek değiştirsin. Fenerbahçe Manchester United 10-0 yensin. Mourinho desin ki ha beni istemiyordunuz gidiyorum ben desin. Gidiyorsa böyle gitsin. Yani siz niye hep her şeyin kötü senaryosunu istiyorsunuz ya? Benim Fenerbahçe'limle bağdaşmıyor arkadaş sizin Fenerbahçe'liniz. Hocam işte ilk bir yorum gördüm diyor ki iki takım da diyor diyor ki diye işte yenilelim teknik direktörümüz gitsin. Ulan Fenerbahçe'nin kaderine bak diyor. Nasıl bir şey diyor. Alay konusu yaptınız Fenerbahçe'yi. Sanki Fenerbahçe uğursuz, ipsiz. İşte bilmem ne. Ama hocam diyor öyle diyor. Bak diyor biz mesela diyor kimi desteklesek diyor yeniliyor diyor. Biz diyor Borussia Dortmund 2-0 öne geçti diyor. Dedik ki diyor Borussia Dortmund alır. Bak diyor 5-2 yenildi. Biz diyor işte Nuri aynı beğendik. Fenerbahçe'ye getirelim dedik. Bak yenildi diyor. O sizin dangalaklığınız. Daha hayatında ikinci kere e, takım yöneten birisini Fenerbahçe'ye getirme niyetiniz sizin dangalaklığınız. Ama hocam öyle saçmalıyorsun da bak işte Chabi Alonso gitti Bayer Leverkusen'de neler yaptı. Oğlum o Xabi Alonso. O Xabi Alonso. Yani bahsettiğin isim Chabi Alonso'dan bahsediyorsun. Adam futbolun içinden geldi dışından gitti ve çalışıp çabalayıp neler nerelerde görev yaptı. Ya Nuri Şahin biz birkaç sene önce bu hataya zaten düşmedik mi? Erol Bulut hatasına düşmedik mi? Şimdi ne derdiniz? Ya ben bilmiyorum kötü niyetli düşündüğünüzü düşünüyorum. Ya Artık yeter ya. Ya şu Fenerbahçe artık stajyerlerin çalıştırdığı yer olmaktan çıkartın. Fenerbahçe stajyerlerin yeri değil kardeşim. Fenerbahçe artık yani oynayan az oyuncuların yeri. Oynatan az teknik direktörlerin yeri. Mourinho başarılıdır, başarısızdır. E, tartışırız bunu. Bu aramızda kalsın bunu tartışırız. Niye tartışmayalım? Bunu tartışırız. Gitsin gelsin işte Aykut Kocaman daha iyiydi. İsmail Kartal daha iyiydi. Bunlar tartışırız. Bunlarda laf yok. Ama yani Nuri Şahin gelsin şu gelsin bu gelsin. Yapmayın etmeyin abi ya. Yapmayın etmeyin. Fenerbahçe'nin ee, Nuri Şahin'le ilgili herhangi bir düşüncesi fikri yok. Bilginiz olsun. Böyle bir şey de yok. Son olarak da Fenerbahçe Meclisliği maç öncesinde olaylar çıkmış. İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar Fenerbahçe aleyhine tezahürat yapınca Fenerbahçe taraftarlarla arasında Arbe'de yaşanmış. Yani Çok büyük bir olay değil arkadaşlar. Sadece Arbe'de yaşanmış. Onlar küfürle tezahürat yapınca Fenerbahçe taraftarı da öyle yapmış. Polis ekiplerinin bir araya gelmesi. Valla tarihe altın harflerle yazılan bazı sözler vardır. Bu sözlerle ilgili ben Mourinho'ya ve Fenerbahçe yönetimine ve Fenerbahçe futbolcularına bir şey söylemek istiyorum. Keşke bir baba yiğit bugün çıksa dese ki geldikleri gibi giderler dese geldikleri gibi göndersek arkalarına bakıp bakıp üzülüp üzülüp gitseler kazanan Fenerbahçe olsa kaybeden rakip olsa Fenerbahçe bu maçın galibi olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etsin. Hakkımız da hayırlısı olsun ama dediğim gibi olaylar büyürse sıkıntılar büyürse bakın UEFA'dan atılmakla karşı karşıyayız. Bunlar zaten bizi atmak için yer arıyorlar. Seyircisiz maçta seyircisiz şeyde ceza yiyen takımız biz. Ben bunların da masum olduğunu düşünmüyorum ama neyse demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Görüşmek üzere.